Merhaba arkadaşlar. Yine bir video ile birlikteyiz. Rakibimiz 2573 Jackson Teller. Fransız savunması oynadık. At büyük ile devam etti. Fransız savunmasında D5 piyonu, E6 piyonu destekliyor. At D2'ye şimdi C5 de sürebiliriz. Ya da D4 alıp siyahın beraber oynadığı bir varyantla gireriz. Buna girelim. Fil D7, C6'dan E4'e vuracağız şimdi. Girelim. Şu filden kurtuluyorum. Sonra C6 ile bu piyonun önünü kapattım. At F6, E4'e saldırıyorum. Rakibim o kadar hızlı oynuyor ki yorumlamak çok zor. Çünkü zaten 2500 rakip. Büyük ihtimalle hızlı oynayarak kazanmaya çalışacak. Fil F4'ten kesme planları var. Ne yapalım? H6 oynayalım. Vezir D3'e koyacak tabi. Sonrasında at E5 koyacak ve F6'taki attan kurtulmaya çalışacak. Rakip gayet iyi gidiyor şu an. Uzun ok atalım. Başımıza bela alalım biraz. Hemen B5 yedik herhalde. Biz de karşı saldırı yapalım o zaman. Durmayalım. Şöyle gelelim. Rakip çok hızlı gelecek bu arada B5 ile. Bizim acilen H5 H4 sürmemiz lazım. B5 gelirse böyle alırım herhalde. Bir şey var mı? Yok. Sür. Sür babam. Fil D6'yı. Vezir D6 alacağız. Şimdi kale B1 falan da gelebilir tabii. At E5. Nice move. Bu atın yeri yanlış. At F7 istiyor. Çok sıkıntıya girdim arkadaşlar şu an. Alsam da çatal yiyorum. Ne yapacağız? Kale G7 ile bir bekleyelim bakalım. Süremde bayağı az. Büyük ihtimalle kaybedeceğiz. Kale D1. At D5 girelim. C3'e saldım. C4 sürerse belki at A5 alacağım ama C4'de at F4 de varmış. Şöyle at F4 zıplama fikirleri var. Şimdi at C3 yemedi. Çünkü şahımızın konumu çok sıkıntılı. Gerçekten sıkıntılı. Şöyle gelelim. At E5 alalım. Alalım bunu da. Fil D5'e vezir E2 alacağız. Şu an aslında siyahlar gayet iyi. Piyon öndeyiz. B6'ına bazı sıkıntılar var tabi. O yüzden çok dikkatli oynamalıyız. Vezir C7 geliyorum ama fil D5 uyudum. Vezir D5. Şimdi. Kalelerim çok kötü. Kalelerimi oynama sokabilirim. Böyle bir şey gelsem kalede 8 vezir F5 şah var. Evet F6 sürsem vezir E6 şah var. Evet sıkıntıya girdim arkadaşlar. Neyse gelelim. Öğrenmiş oluruz. Gelelim böyle. Vezir F5'e şah B8 zorunlu zaten. Şimdi bu tarz hamleler yiyeceğiz. Tabii ben bu arada vezir C3 de istiyorum bir ara. Şu an istemesem de. Bu kalenin G7'deki yeri çok kötü. Hiçbir şey yapmıyor kale. Bu kale ya G6'dan öne sokacağım ya da F8'den G8'den öne sokacağım. Bunu alsam ne oluyor? Alalım abi bunu. Kaleye de geri dönelim bakalım ne oluyor. Şimdi konum çok da kötü olmasa gerek. Veziri rakibin iyi ama T4'teki piyonu da çok iyi olmasa gerek. Süre sıkıntısı yaşamaya başlayacağız büyük ihtimalle. Şöyle vezir C3 gelelim. Kale isteyelim. Vezir E5 şah çekecek büyük ihtimalle. Aşağıda A8'e saklanacağız. Keratine. Keratine izliyor. H3 güzel mi? C4. Bu kaleyi artık oyuna sokmam lazım. O yüzden hat lazım bana. Mat oldum. Ha, mat olmamışım. Vezir E8'e vezir F8 var. Sakin kalmak lazım. Mat olmamışız. Ama kalede oyun sonunda E'ye iniyor ve E'deki kale çok aktif olacak. Ve süreden de şu an zaman yemeye başladık. Bak A6 şah bir tane güvenlik açalım. Vezir E8'leri falan kestim. Bu arada konum artık yavaş yavaş düzelmeye başladığını düşünüyorum. G6'ya da gelelim. Kaleyi buradan şimdi mat tehditlerinde bulunacağım. Geldim. Veziri F3'e gelelim. Şimdi kale H6 istiyorum. Hemen veziri kesti tabii ki. Çünkü konumu kötüydü arkadaşlar. D6. Şimdi şöyle aktifleştireceğim. Şöyle karşı oyun yaratmaya çalışalım hemen. Of çok kötü hamle yedik diye düşünürken yememişiz.
Hayır. Şah çekelim. En iyi sen şu an en iyi şansı beraberlik, o da çok zor gözüküyor şu an. Çünkü rakip iyi oynadı. Evet. Çok güzel bir hamle. Neyse burada terk edelim. Resign diyelim. Yeni maç teklif edelim. Gerçekten hem yorumlayıp hem oynamak baya zor ve bence çok rakip çok iyi oynamadı. Bunu da büyütelim arkadaşlar. Büyük gözüksün. E4 ile başlayalım. C5. D3 oynayalım bakalım. Sakin oynayalım. At D2. G3. Fil G2. Evet, bu setup'ta gördüğünüz gibi E4'teki piyon D5'i kontrol ediyor. Rok attım. Filim G2'de. Güzel bir yapım var. Ama siyahların B5, B4 fikri çok iyi kale B8'den sonra. O yüzden siyahların gayet rahat bir şekilde eşitlediğini söyleyebiliriz. H3 gelelim. Fil G4'ü kestim. At D7. Fil de ön açtı. At C4 gelelim. Çok iyi bir hamle değil. Çünkü rakip B5 sürüyor. O zaman gelmeyelim. C3 C4 sürebiliriz ama C3'teki piyonda rakibe B5 B4 ile bir hedef veriyor. O yüzden iyi olması gerek. Kale E1 gelelim o zaman. Atı da E3. Belki buradan bir düzgün bir yere sokmaya çalışırız. Gelelim. At E3. Şimdi fil E3 geleceğim. Gelemiyoruz. A4 oynayayım bakalım. Güzel. Şimdi C4 karesi de yaşadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen at E3 zıplıyorum. Kale B1. B3 sürersem sıkıntı olacak onun için. Evet. Sürelim B3. Artık C4 karesi kontrol mü aldı? Tabii filin ayakları biraz tehlikeli oldu. Olmadı dersek yanlış söylemiş oluruz. At C4. Fil C4'e D ile alacağım. Ve D hattı bende olacak. Vezirimin önü açık. İzin vermedi tabii ki. Fil F4. E5 sürmeye zorluyorum. D5 karesini boşaltmak için. Sürmedi. Rakip iyi oynuyor. Vezir D2 gelsem alıp alıp C3'ten bakın şiş yiyoruz. Çok dikkatli olmak lazım bu tarz konularla. At D6 fede aslında çalışmıyor. At D2'ye dönmek de istemiyorum. O zaman alalım. Bir tur alalım bakalım ne yapacak. Piyonunu almak iyiymiş. Fille gelelim. Şimdi at D4 gelecek. F4 F5 sürebiliriz. F4. Yalnız rakibin konumu şu an bayağı iyi bence. Kale C1 gelelim. C2 tutalım. Vezir serbest kalsın. Rakip hızlı oynuyor. Biz tabii bir taraftan yorumladığımız için şey kalmıyor. Ne derler ona? Vakit kalmıyor ve verimlilik rakipteki kadar iyi olmuyor tabii. Açalım filin önünü. Şimdi F5 aldıktan sonra F4 sürecek ve çok kuvvetli hamle olacak büyük ihtimalle. Böyle gelelim, flash 6 isteyelim ama F4 sürecek. F4'ten sonra sıkıntıya girmeye başlayacağız. Belki fil D4 alırım. Filleri kesmek istedi. Stratejik bir hamle. Beğendim. Kestikten sonra bakın bu at çok koyu. Şu attan kurtulalım. Pijer izliyor. Kimmiş bu? Rusmuş. Attan kurtulmazsak arkadaşlar F3'ten belaya girecekti başımız. Evet, rakip bir tane bir piyon uyudu sanırım. Şöyle piyonumuzu hemen alalım. Şu an konum bize iyi ama süreden fark yediğimiz için yine sıkıntıya girdik. 58 saniye. 2580 büyümüş. Herhalde bu Lichess'te ilk 30 kişiden, en iyi 30 oyuncudan biridir büyük ihtimalle bu sitede. Çünkü bu 2500'lere gelince sıralama yükseldi. Atı hemen geri kaçalım. Kaleye 1. C4'teki at bakın D6'ya falan. Uff, vezir F3 çok iyi hamle. İçeri dalmaya başladı. At D6 gelemiyoruz. Ne yapacağız? Gelelim at D6. Niye gelemiyoruz ya? Kale E2 mi inecek? Evet. Keselim şu kaleleri o zaman. Vezirleri keselim. A, vezir F2 diyor tuttuk çaktırmadan. Kale F2 alacak belki. Ama alıp alıp vezir F2 bakın kale F2, vezir F3, kale F3, şah G2 var. Vezir F4 iyi bir hamle o yüzden bence. Ben beğenmedim rakibin bu hamlesini. Böyle geliyorum hemen çünkü. Alalım bunu da. Şöyle gelelim. Şöyle saldıralım piyona. A5 de boştu tabii ki. Kaleyi tuttum şu an. Şu an konu net bize iyi ama dediğimiz gibi süre farkı çok önemli arkadaşlar. Alıyorum. Konum şu an net kazanç ama süreden inanılmaz fark yedik.
Nasıl kazan yani beraberlik tek verebiliriz belki. Ama kabul edeceğini sanmıyorum. Çünkü ben olsam kabul etmezdim. İnanılmaz bir süre fark yemiş durumdayız. Kaleye aşağı indim şimdi. Bakalım. Şah çekelim. Biraz süre kazanmaya çalışalım. Hayır. Ah, premium koymuştum. Konum bayağı sıkıntı şu an. G4 sürecek. Şah çekelim. Bir daha şah çekelim. Elden bir şey gelmez hesabı. Çaktırmadan mat tuzakları var tabi. Şah çekelim. Mat olmazsa ki olmayacak gibi duruyor. Sıkıntıya girdik. Ve atı doyduk zaten şimdi. Allah'ım yarabbim ya. Çok ilginç bir şekilde yine çok iyi olduğumuz konumu kaybettik. Yani buradan sonra artık rakibim çok büyük saçmalıklar yapması lazım yani oyun kazanabilmemiz için. Ama gördüğünüz gibi 2581-2600 neredeyse çok da gözümüzde büyütmememiz gerektiğini bence güzel bir dersi bence bu. Çünkü hem oynayarak hem şey yaparak oynanabiliyormuş demek ki. Burada terk edelim. Biz de bayağı puan kaybettik ama olsun. Öğretici oluyor bizim açımızdan da. Üçüncü maç. Yeni maç teklifini kabul etmedi. O zaman biz analiz board'dan şu konumu bir analiz edelim bakalım. Ne varmış ne yokmuş. Şimdi. Neler yapmışız? Beyaz mıydık? E4 oynamışız. C5, D3. Burada tabii ki ben kesinlikle açık sicili oynamayı öneriyorum. Satranç gelişiminin açısından. D3 sakin bir devam yolu ve beyazlara çok bir şey vermiyor. Yani kazancı tabii ki oynayabilirsiniz her türlü konumda ama D3 hani çok inisiyatif elde eden girişken bir hamle değil. Daha sakin oynamayı isteyen bir hamle D3. D6 oynamış. At D2. At D2 direkt gerek yoktu tabii ki. At F3 de oynanabilirdi. Sonrasında G3 fil G2 aynı planla oynayacağız. G6 bence çok iyi. Çünkü bu filin yeri burası uzun çarpma. Zaten bakın bu maçta da çok aktif oldu. Fil E6'dan da çıkılıyorlar ama E6 fil E7 ben pek beğenmiyorum. At F3 D4 sürüp sonradan diğer sicileye çevirebilirim. Hani filin G7'de olmadı sicileye. G3. Filin yeri bakın bu çarpmaz olacak tabii ki. Çünkü D3'te piyon var. Fil G2, at C6. Atın yeri de çok iyi. At F6. Burada mesela bazıları E6, at E7 oynuyor. Ben bunu beğenmiyorum. Rakibin oynadığı çok daha iyi. Bu at F6'dan D7'ye gidiyor. Hem duruma göre C5'e gidiyor hem de yani burada hani E7'de pek iyi olmuyor at genelde. D5 falan sürüyor tabii ki ama D7'deki atlar ikisinin çalışması daha iyi E5'e. Hele bir fil G4 gelip vurduktan sonra falan çok daha iyi oluyor. At F6 rok. Rok. Şu çocuk çelmesinin fil G4'ü kesmek için yaptım. At G4 de olabiliyor bazen. Bir nevi beklemem nesi. Yani siyahın planını görmek için. Ne yapacak siyahlar diyorum burada. At D7 oynamış. Kaleye 1. Bakın hem kaleyi açık atta geliyorum. Hem de F1 karesini at için boşaltıyorum. Çünkü şöyle planlar da var. At F1, at H2, at G4. At H6 ya da fil H6. Bu filleri kesebilirseniz çok rahatlarsınız. Çünkü sonrasında atın birini buraya, diğer at da burada. İki at bayağı güzel olacak. H4, H5 de sürebilirsiniz. O filleri kesmek iyi bir strateji. Kale B8. Siyah çok doğru oynuyor. Hiç hata yapmadı. B5, B4 sürecek. Burada o yüzden C3 sürmekten çekindim. Bakın C3 oynayalım. New variation diyelim. Yeni varyant. Şimdi B5 sürecek. Bakın siyah zaten 0-3 falan veriyor. Yani bu çok büyük bir sürük değil ama sonuçta rakibi bir hedef koyduk. Şimdi at F1 geldiğim zaman B4. Şimdi vezir C2 ile tutmaya çalışalım mesela. Alıyor. Yani fil A6'ya çıkabilir. Veziri A5'e çıkabilir. Gördüğünüz gibi hem D3 hem C3 karesi hedef ve bunları savunmakta zorluk çekeceğim. Ve ayrıca benim amacım zaten yani bu bölgede vezir kanadı diyelim. Çok oyunu açmamak. Çünkü rakibin taşları gördüğünüz gibi bu bölgede. Rakibin tüm taşları. Dolayısıyla rakibin güçlü olduğu bölgede oynamak istemiyorum. Ben daha çok bu bölgede oynamak istiyorum şah kanadından. Çünkü benim taşlarım burada. Kalem, atlarım, fillerim vesaire. Devam edelim. At F1 geldim. B5 sürdü. A4. Bu A4 stratejik bir hamle. Amacı hani A6 sürerse alışlardan sonra kalemin önü açık kalsın. Madem AB'de kale hiçbir şey yapmıyor en azından açık kalsın diyorum. Ve rakibe B4 sürdürmeye çalışıyorum. Çünkü B4 sürerse bakın C4 kalesi nispeten zayıf kalacak. Bir nevi kendime karar arıyorum bu güzel atlar için. A4 iyi bir hamle bence. B4. At3. Bakın B4 sürdü. C4 kalesi zayıf. Bu oyunun başında şunu düzeltelim. Oyunun başında F1'e geldiğim atı bakın hemen E3'ten C4'e koyuyorum. C4'teki at E5 sürüşeğine destek oluyor. Rakibin E6 E5 sürmesini engelliyor D6'ya bastığı için.
Rakip D5 sürdüğü zaman da zaten E5 oluyor. At E3, A5 sürdü. A5 biraz hissiyat hamlesi. Çok böyle bir amacı yok. Kale B1. Kale B1'in amacı neydi? Bakın B3 sürmek ve piyonları sabitlemek buraya. Sonrasında cadı kalesini kullanacağım. Kale B1 açmazdan çıktım. Bakın bu fil çok kuvvetli dedi. Başına, oyun başından beri söylediğim gibi B3 hemen sürdüm. Artık cadı kalesi iki piyon tarafından kontrol altına alınmış durumda. E6. Rakip D5 sürmeye çalışıyor ama bakın D6 kalesini zayıflattı. Her hamlenin iyi ve kötü yanı olduğu gibi. At C4. Alması kötü olur. Mesela aldı. Yani şimdi siyah 0-1 veriyor ama stratejik olarak hem fili vermiş oldu. Beyaz kalelerdeki bakın taşları var. Hem D attı bende. Hem de bu fili zaten fil B2 ile kesebilirim ki kesmem de. Yani kesmeyi de bilirim. Fil F4'e çıkabilirim D6'ya saldırmak için. Çift fil var. Gerek yok bunu vermeye. Yani bilgisayar tabii hesap yapıyor ama stratejik konuları çok iyi hesaplayamıyor. Hele özellikle bu internet üzerindeki motorlar. Hani normal chess piece'deki motor olsa nispeten daha iyi hesaplar ama bu internet üzerindeki motorlar o kadar iyi değil. Ama genel fikir verebilir tabii ki oyun hakkında. At C4. Burada vezir C7 gelmiş siyahlar. İşte D6'yı savunuyor. D5 sürmeye çalışacak. Fil F4. E5 sürmeye çalışıyorum. Bakın E5 iyi hamle değil. Yani filmi tempoyla mesela zayıf oyuncular bunu çok yapıyor. Biz de tabii zayıfken yaptık. Hani işte tehdit edeyim falan. Yani tehdit ediyorsunuz. O an hamle yaptığınızı zannediyorsunuz. Okey ama sonrası yok. Sonrası bir tane zayıflık verdiniz. Yani şut çektiniz. Kaleye şut olsun diye. Tamam ama top rakibe geçti. Şimdi ben E5'e mesela bu fili kaçacağım G5'e. Sonrasında E3'ten aşağı D5'e çok önemli bir kara vermiş oldunuz. Sonrasında vezir D2 gelirim. Flash 6 gelirim. Bu filleri kestikten sonra F6 karşısında zayıf kalabilir. Fil F4. At D5. Güzel hamle. At F5 aldım. Piyonla aldım. Fil E3'e geldim. At D4. Buralar iyi zaten. Burada kale C1 oynadım. Burada tabi vezir C1 tarzı bir hamle yapabilirdim. Ama şimdi bakın bu fille bu veziri bu çaprazda kullanmak ve fil H6 gelerek buradaki önemli filden kurtulmak. Çünkü bu filden kurtulduğum zaman buradaki kareler zayıf olacak. Kale C1'in mantığı neydi? Oyunda hatırladığım üzere veziri serbestlemek. Kale C1. Çünkü C2 karesinde bir şey tutmalı. Kale D8. Vezir hemen hattan çıkıyorum. Burada F5 çok iyi hamle. Bu tarz konularda arkadaşlar hani piyonlar merkeze sabit ya. Bu yan piyon sürüşleri yani C piyonları ya da F piyonların sürüşleri çok önemli. Burada F5 hani artık belli bir seviyeden sonra eliniz otomatikman sürüyor yani F5'te. Burada siyah çok iyi. Vezir H4. Aldım bir tane. Amacım neydi? Madem dedim hani F5'te piyon olacak rakibin. Bari dedim bu elin bu filmin önüne çıksın. Aldım bir Artur. Vezir H4. Şimdi fil H6 falan istiyorum. Film de önüne açık. Ve bazı trikler, numaralar olacak bir konum. Fil B'ye de stratejik bir hamle. Bakın mesela bilgisayar hemen eksi birden sıfıra indiriyor. Burada at E6 falan hamleleri öneriyor rakibe. Fil F6'da gelebilirdin falan diyor. Ama fil B'ye de biraz daha insan hamlesi. Yani bu fil sonuçta bu da hiçbir şey yapmıyor. Bakın önü bloklanmış bir şekilde. Fili buraya gelerek daha etkin bir çaprazda kullanıyor. Fil D4 almışım attan kurtulmak için. Bu da biraz insan hamle. Ağır part olsa belki düşünürdüm hani bunu vurmadan önce ama bakın bu filleri kaldırdıktan sonra mesela kalksın filler. Yani F3 karesi başa bela yani. Gerçi şu an alabilirim D4. Evet. D4'ü almadım düşündüm ama burada bakın hamle yok. En iyi hamle at D2 o da 0.80 veriyor. 0.80 veriyor aynen. Hiçbir hamle yapamıyorum diğer taşlara gelemiyorum. Çünkü at F3'ten sonra çok ciddi sıkıntı var. Vezir de bu çaprazda etkili. O yüzden direkt alayım dedim ben bunu. Fil B'ydi. Burada E5 aldıktan sonra bakın bu konum kazanç zaten bana. Zaten söyledik maçta esasında kazanç olduğunu ama tabii süre yetmiyor. Hızlı parti olduğu için bir taraftan yorumladığımız için. Kale E8 geldi. Burada tabii vezir E4 de boştaymış. Görmemişiz. Buradaki at piyonun korumasını, filin piyonun korumasının önünü kapatıyormuş. At C4, vezir F3, at D6, at A5 de varmış bu piyon almakta. Tabii hani özellikle Yıldırım'da burada bu yani boşta piyonlar olsa da almıyorsunuz genelde. Yani taşları sadeleştirmeye çalışıyorsunuz bir numara yemeyeyim diye. Halbuki normal ağır partide bu A5'teki piyonu alıp taşları değiştirip oyun sonunda iki piyon fazlası rahatça kazanılabilirdi. At D6, kale E2. Vezir F4 benim hamleyi öneriyor. Vezir F4 en iyi hamle diye. Gelelim vezir F4'e. Kale F2. Vezir F3. Beyaz hala çıkarı üstün gözüküyor. Kale F3, şah G2. Kale E3 geldi. Bu konum zaten iyi olduğunu ben biliyordum. Kale E1. Kale E2. Ben bu tarz oyun sonu konularında oynamayı çok severim. Niye bakın şimdi
Piyonlarım beyaz da rakibi hedef olacak bir konuma değil. Atımın da içinde çok güzel bir karar C4. Hatlar da kapalı zaten. Yavaş yavaş geleceğim. Ve E3 piyonu düşürdükten sonra piyon önlemiş, bir sıkıntı yok. At C4. Bakın kale E2'ye sabitledim. Şahı F3'e koydum. At D3. Şu an piyon önlemiş, bir sıkıntı yok. G5. Evet, burada mesela rakibin H5'ini kesen ve piyonumu beyaza koyan G4 hamlesi çok ideal bir oyun sonu hamlesi olurdu. Bakın kaçırdık. Çünkü biz G4 sürmediğimiz zaman rakip H5 G4 sürdü ve bizim piyonumuzu siyah sabitledi. Bizim amacımız ne? Rakibin ters rengini piyonları koymak. O yüzden burada G4 oynamalıydık. Bu da temel bir oyun sonu bilgisidir. Kale E8, H5. Buralarda tabi saniyelerimiz var. 10 saniye falan var. Hala konum üstün bize. Kale F8. Kale A8. G4. Alıyorum birer tur. Şah E4. Fil B2. Yani burada basitçe şah F4'e siyahın ne yaptığı belli değil. Piyon öndeyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. A5 düştü. Şahımız da aktif. Biz gittik şah çektik. Kale altı şah çekiyor. Çünkü süre alsın yani. Süre alsınken genelde böyle yapılıyor. At E5 iğrenç bir hamle. Gerçekten iğrenç bir hamle. Çünkü rakip burada G3 istiyor. Rakibin çok önemli tehdidi var. Yani G3 aldıktan sonra H5, H4, H3. Bakın vezir çıkmak istiyor. Dolayısıyla bizim karşı bir tehdit oluşturmamız lazım. Ne yapabiliriz mesela? D4. Çok mantıklı hamle. Kaleye herhangi bir önerse A5 alıyorum, kale A5. Bu şah geri gittiği zaman da herhalde at E5 gelebiliyormuşum. Kale 6 şah çekebiliyormuşum falan. Kale 6. Şah buraya gelirse şah F4 falan. Gerçi at D6 çatal da varmış. Şah F4'ün esprisi hem bu piyonu koruyor hem de rakip şahın gelmesini engelliyor. Çok önemli piyonları, kareleri kontrol ederek. Devam edelim. Biz ne yapmışız? Kale G6 şah çekmişiz. Şah S4, D4. D5. İğrenç hamle. Bakın atı uyuyorum. D5 çift sörnet. Atıyor ama zaten süre az burada. Buralarda analiz edecek bir şey yok. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde kaybediyoruz. Ama güzel maçtı. Tekrar söyleyeyim. 2583 liçesindeki en iyi 30 oyuncudan biri herhalde. Biz de belki 2500'ü geçeriz yakın bir zamanda. Gördüğünüz gibi yenilmeyecek bir oyuncu yok. Olmadı da. Yani zaten satrancı güzel yapan nedenlerden biri herkesin yenilebilir olması. Güzel bir maç oldu. Güzel bir oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda, sonraki analizlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.